Bana çok çok sevdiğim canım gibi tatlı bir arkadaşımız bir şey yazmış inşallah. Şunu anlatır mısınız diye sormuş. Çocukluğumuzdan beri diyor bize eğer şunu yaparsanız dinden çıkarsınız. Eğer bir dua okurken şu duanın bir harfini yanlış okursanız dinden çıkarsınız diye. Sürekli bu şekilde korkuttular bizi. Dinden çıkacağımızı da tehdit ettiler diyor. O yüzden de hatta birçok insan dinden çıkacağını zannederek bu korkuyu, bu endişeyi yaşayarak dini öğrenmekten vazgeçti diyor. Bu gerçekten çok önemli bir risk aslında insanlar için. Gerçekten çok önemli bir konuydu. Ben de anlatır mısınız diye rica etmiş. Tabii ki zevkle anlatırım diye söyledim. Çünkü Müslümanlar arasında biliyorsunuz din bugüne kadar hep yanlış anlatıldı. Kur'an sadece tavana asılması gereken ya da yatağın başucuna asılması gereken bir kılıfın içerisine koyup orada muhafaza edilmesi gereken sadece kutsal bir kitap olarak insanlara gösterdi. Biz hepimiz çocukken bu şekilde gördük. Hatta Kur'an'ı elimize almamızın bile günah olabileceğini düşündüğümüz anlar oldu ki biliyorsunuz şu anda bile eğer başınız kapalı değilse hiçbir şekilde Kur'an okuyamayacağınız, hatta Müslüman değilseniz Kur'an okuyamayacağınızla ilgili bize dahi birçok videomuzun altında birçok yoruma yazılan insanlar var. Bir insan mesela Hristiyansa Kur'an okuyamazmış. O zaman dini hiçbir zaman öğrenemeyecek. Hayatında Allah'ın kendisine gönderdiği bu kutsal kitabı okuyamadığı için gerçek dini hiçbir zaman tanıyamayacak bu zihniyete göre. Kardeşimizin yazdığı şeylerde aslında detaylar vardı. Onları da okuyayım ben çünkü onlar da önemli. Mesela diyor ki Kur'an okuma dinden çıkarsın ama şu hocayı dinleme dinden çıkarsın. Namazda bir surede bir harfi yanlış okursan dinden çıkarsın gibi sürekli bizi bu şekilde diyor tehdit ettiler diyor. Bu çok önemli. Mesela bakın biz şimdi günümüzde çok sayıda gerçekten dindar olan, dindar alim olduğunu söyleyen kişi de var. Fakat biz bunların hepsinin konuşmalarını dinliyoruz. Hiçbir zaman da bunların konuşmalarını dinlediğimizde dinden çıktığımızı düşünmüyoruz. Aksine dinin eğer kendilerinde birçok kişi muhtemelen Allah'ın izniyle inşallah samimi olarak gördüğü, din olarak gördüğü şeyin bu olduğunu düşündükleri için bunu yapıyorlar. Ama yanlış bilgilendirildikleri için veya o şekilde öğrendikleri için uygulayanlar var. Ama bir de dini farklı göstermek isteyenler var ve farklı göstermek istedikleri için bunu yapanlar var. Ama hiçbir zaman aklı başında bir Müslüman, Allah'tan korkan bir Müslüman dini farklı anlatan bir insanın anlatımını dinlediğinde dinden çıkmaz. Yani yanlış bir ifade duyduğunda dinden çıkmaz. O zaman çünkü dünya üzerinde dine muhalif olan çok sayıda gazete okumaması gerekir. Televizyonu açmaması gerekir. Televizyonu seyretmemesi gerekir. Aynı zamanda televizyonu ellememesi gerekir. Çünkü televizyonu ellediği anda dinden çıkmasına vesile olacak birçok konuşma yapan, birçok görüntü olan bir cihaz olarak görecek. Telefonla konuşmaması gerekir. Karşıdaki kişi her an yanlış bir kelime kullanabilir. Hatta sokağa çıkmaması gerekir. Çünkü sokakta yolda yürürken bir pazara gittiğinde, bir alışveriş merkezine gittiğinde, bir adliye sarayına gittiğinde her an bir kişi yanlış bir ifade kullanabilir. Onu duyduğunda dinden çıktığını düşünecek. Yani bunun sayısını çok sayıda artırabiliriz. Ülkesini terk etmemesi gerekir. Şehrini terk etmemesi gerekir. Cami dışında herhangi bir yere girmemesi gerekir. Bir diskoya girmemesi gerekir. Hatta okula girmemesi gerekir. Çünkü biliyorsunuz okullarda da çok sayıda evrimi savunan hoca var. Üniversite öğrencilerine evrimi anlatan, lise öğrencilerine evrimi anlatan öğretmenler var. O zaman bunların hiçbiriyle konuşmaması gerekir. Din bu şekilde değildir. Din akılla yaşanır. Din samimi olarak vicdanla yaşanır. Dini öğrenirsin, dini tam olarak içine sindirirsin, Allah'tan korkarsın, Allah'ı gerçekten samimi olarak bütün delillerini görerek seversin. Öyle bir tutkuyla bağlanırsın ki Allah'a bütün canını, malını, bütün varlığını Allah yoluna vakfedersin. Din böyle samimi olarak yaşanır. Aksi münafıklığa kadar götürür insanı. Yanlış bir kelime duyarsam dinden çıkarım diye dini hiç öğrenmemek dindarlık değildir. Böyle bir şey asla olamaz. Dini bütün konularıyla öğrenirsin. Ayetlerinin hepsini öğrenirsin. Kur'an'ı ezbere bilmeyebilirsin bütün ayetleri ama öğrendiğin şeye göre yaşarsın ve öğrendiğini tam anlamıyla içine sindirirsin. O şekilde yaşarsın. Zaten din bütün yaşamdır. Onu ondan kaçayım, bundan kaçayım diye dinden kaçamazsınız. Yani dini dinlersiniz, anlarsınız, aklınıza iyice onu sindirirsiniz. Ondan sonra dini yaşarsınız. Aksinde münafıklığa kadar insanları götürebilir ki günümüzde görüyoruz. Zorla, baskıyla dine girenler, bazıları başını kapatıyorlar ailelerinin baskısıyla. Öbür tarafta bakıyorsunuz arka mahalleye geçiyor. Çarşafını böyle sırtından çıkarıyor. Bir anda altından mini etekle, işte dekolte kıyafetle, arkadaşlarıyla birlikte toplanıp içki sigara içilecek bir yere gidip dinin hatta yaşanmadığını düşündüğü, hatta dindarlığın hiç olmadığı en uç noktalara kadar varabilecek bir yaşam şekline insanları sevk edebiliyor. O yüzden samimi olarak yaşanır din, samimi inanılır.
Ancak bu şekilde olunur. Onun için de öğrenmeniz gerekir. Hiçbir şeyden korkmayın. Kur'an'ı alın, okuyun. Kur'an'ı okudukça daha da dine bağlanırsınız zaten. Bu tarzda yönlendirmeler de sizi hiçbir şekilde yanıltmasın inşallah. Tabii bir de dini zorlaştırmak Allah esirgesin insanı münafıklığa sürükleyebilir herhangi birini. Yani. Çünkü o zaman ben dinden çıktığımı düşünüyorum diye düşünecek o an. Ve hata yaptığını düşünüyor. Ona rağmen kendi münafık gibi hisseder. Allah esirgesin. Bir de cahilse eğer bilmiyorsa gerçekten dinin kolaylık dini olduğunu, ne kadar rahat yaşanabileceğini, önemli olanın samimiyet olduğunu bilmiyorsa o zaman gerçekten sıkıntıya düşer. Yani zor bir durumda olduğunu düşünebilir Allah esirgesin. Kendini samimi bulmayabilir. Allah korkusunu samimi bulmayabilir ve hatta Müslümanlığı yaşayamayacak durumda olduğunu düşünebilir. Yani çünkü o kadar zorlaştırılıyor ki bağnazlıkta din. İnsanlar o zaman ben bu dini yaşamıyorum haşa diyecek duruma geliyorlar. Halbuki öyle değil. Din çok kolay. Yani Allah Hazreti İbrahim'i örnek veriyor. Tek başına Hazreti İbrahim bir ümmetti yani. Her ne durumda olursa olsun o dini yaşayabildi. Neden? Müslümanlığı yaşayabildi. Çünkü önemli olan samimiyet. Her dönemde yani Müslümanlık derken o dönemde Allah'ın getirdiği din veya Hazreti Musa döneminde, Hazreti İsa döneminde, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde önemli olan her zaman samimiyetti. O yüzden gerçekten bağnazlık çok büyük bir tehlike. Yani yıllar öncesine bakacak olursak, Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma da bakacak olursak bir kere Müslümanların rahatça İslam'ı yaşayabilecek demokratik, laik bir ortamda, birbirleriyle bağlantılı, sevgi ortamında yani herkesin özgürce fikirlerini söyleyebileceği bir ortamda yaşayabileceğini insanlara şu an kanıtlamak zorundayız inşallah. Çünkü İslam bu. İnsanların zor durumda fikirlerinin çatıştığı durumlarda işte birbirlerine savaş açacakları ya da kavga edecekleri bir durum değil. Yani diğer ülkelerde olduğu gibi. O yüzden gerçekten kolaylık dini İslam. Hiçbir zaman bunu unutmayalım. Bu güzel yönde birbirimize anlatmaya devam edelim. Öyle işte şunu yaparsam bu olur, bunu yaparsam bu olur. Böyle değil. İnsan hata yapsa bile tövbe eder. Allah'tan bağışlanma diler. Önemli olan Allah'ın affetmesi. İnsanların ne düşündüğü değil. İnşallah bu şekilde düşünmek hepimizi daha çok Allah sevgimizi daha çok arttırır. İnşallah.